Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grandland araçlarımızdan bahsetmeye çalışacağım. Grandland'lar yaklaşık bir 2-3 aydır bize çok fazla görmüyorduk. Artık Edition, Elegance ikisi yanımda. Ultimate yakın zamanda gelecek bir tane aracım var. Kısaca bu araçlardan bahsetmek gerekirse 3 tane donanım bulunuyor. Başlangıç versiyonu Edition, orta paket dediğimiz Elegance, bir de full dediğimiz Ultimate paket var. Ultimate daha henüz gelmediği için onu tanıtamadım. Ancak onu isterseniz sadece onu tanıtmak üzere bir tane de video hazırlayabilirim. Yani donanımları 3 tane, başlangıç, orta, dolu olmak üzere Edition, Elegance, Ultimate olaraktan. Motor seçeneklerine baktığımız zaman ise benzinli ve dizel olaraktan iki motor seçeneğimiz geliyor. Benzinli otomatik 1.2 130 beygir 230 Nm torka sahip bir aracımız var. Bir de 1.5 130 beygir dizel otomatik aracımız var. Otomatik vites derken de bu araçlarımızın şanzımanları aynı 8 ileri tam otomatik tork konvertörlü şanzımanlar arkadaşlar. Yani dünyanın en sorunsuz şanzıman tipi olaraktan geçen bir şanzıman var araçlarımızın üzerinde. Edition'ımızdan birazdan tanıtmaya başlayacağım. Başlangıç versiyonuyla bugün Elegance'ı tanıtacağım size. Aralarındaki farklılıkları değineceğim. Bu araçların da artık şu dönemde bu fiyatlar bu kadar yükselmişken B SUV fiyatlarını alabileceğiniz güzel fırsat araçları var. Bu araçları düşünenler de mutlaka bat numaralarımız WhatsApp ve WhatsApp hattımız olsun, şirket numaramız olsun. Biz oradan da iletişime geçebilirler. İsterseniz artık Edition donanımından tanıtıma başlayalım. Evet, öncelikle size başlangıç versiyonu dediğimiz Edition'dan tanıtmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu aracın başlangıç paketi, yani başlangıç dediğimiz zaman nedir? Donanımların çok çok az olmasını bekleriz. Ancak Edition, kendi aracım da bu arada aynısından 1.230 beygir Edition kullanıyorum ben de. Aracın en çok sevdiğim donanımlardan bir tanesi şu oluyor arkadaşlar. Başlangıç versiyonunda led gündüz farları olsun, beyaz led farlar standart geliyor. Ve bu beyaz led farlarla birlikte ise uzun kısa far asistanı yine araçta standart olarak geliyor. Yani başlangıç versiyonunda uzun kısa far asistanlı bir tane farımız var. Beyaz led şeklinde led gündüz farlarımız var. Alt tarafta sis farlarımız var. Yine başlangıç versiyonu olmasına rağmen ön park sensörü de araçta standart bulunuyor. Yani ön park sensörü, arka park sensörü, arka geçince de bahsedeceğim. Arka park sensörü, geri yüz kamerası ise başlangıç versiyon bir araçta standart geliyor. Ön cama doğru geldiğim zaman Ahmet ise yağmur sensörünü görüyoruz. Orada bir tane de göz görüyoruz. Opel Eye dediğimiz. Bu Opel Eye sayesinde şerit koruma değil arkadaşlar, şerit ihlal uyarısı sistemi geliyor. Aynı zamanda da trafik lefa tanıma özelliği de o Opel Eye sayesinde bizleri karşılamış oluyor. Evet, önden bahsedebileceklerim bu kadar. Yan tarafa geldiğimiz zaman 215, 65, 17 tabanlı bir lastik geliyor. Direkt alüminyum alaşımlı jantlarımızdır. Yan taraftan devam edelim Ahmet. Yan tarafa baktığım zaman arka camlar kendinden karartmalı gelmiş. Yani arka camlara herhangi bir şekilde film uygulaması veya bir karartmaya gerek yok. Direkt fabrikasyon karartmalı gelmiş. Krom güzel bir detayımız var. Cam tavan olduğu zaman arkadaşlar bu alüminyum tavan barı gelmiyor. Hatta Ahmet yanındaki Elegance'ı gösterelim. Elegance'larda cam tavan standart. Gördüğünüz gibi de Edition'da cam tavan yok, alüminyum tavan barı geliyor. Elegance'da cam tavan olduğu için gelmiyor. Bu tavan barı da daha sonra eklenebilen bir malzeme değil. Yapıştıraraktan eklenebildiğini söylediler ama ben yapıştırarak bu malzemeyi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü hem büyük bir malzeme, bir de yapıştırma ile alakalı yarın bir sıkıntı yaşarsa Allah korusun uçar, bir şey olur, başımıza dert açabilir. Ama istersen arkadan yine devam edelim. Jantlarımızı söyledik, lastik ebatlarını söyledik, karartılmış arka camları söyledik. Arka taraflarda çift kanat led stoplar karşılıyor bizde. Plakalıklarımız beyaz led. Burada bir tane geri görüş kameramız var. Arka park sensörümüz de standarttan geliyor. Şöyle Ahmet biraz daha geriden alabilirsen. Çift egzoz çıkışı görüntüsü var arkadaşlar araçta. Ama tek egzoz, onu da bilgisini vereyim. Ama gerçekten de çok şık duruyor bu arkadaki çift egzoz çıkışı. Bagaj en çok sevdiğim yönlerinden bir tanesi arkadaşlar bu aracın. 514 litre tamı tamına bir bagaj var. Çok işlevsel. Tavana kadar da sarabildiğiniz için de bugün neredeyse 600-650 litrelik sedanlı bir arabanın bagajından bile fazla malzeme alıyor diyebilirim. Burada iki tane kulakçığımız var. Bir orada bir burada. 12 voltluk çakmaklığımız var Ahmet, istersen orayı da gösterelim. Bagajda 12 voltumuz var. Bagaj aydınlatmamızı görüyoruz. Şimdi bir de şurayı kaldıralım. Alt tarafı kaldırdığımız zaman bir tane küçük de olsa bir tane stepnemiz yer alıyor. Yine diğer bütün aparatlarda şuradaki kutunun içerisinde. Evet, bakayım tekrardan. Evet, küçük bir stepnemiz var. Bagajı kapatıyorum. Şuradaki tuşlar var demiştim arkadaşlar. Bu tuşları şu şekilde çektiğinizde koltuklarımız ön tarafa otomatik, yani direkt düşüyor. Şöyle göstereyim. Kemer tuttuğu için şu anda net yatmadı. Şimdi öteki tarafı da göstereyim size. Çektiğim zaman da koltukları yatırabiliyorsunuz. Artık şunu da kaldırdığınız zaman bildiğiniz hafif ticari bir araç gibi de malzeme satılacak bir hale geliyor. Evet, bagajımız da bu şekilde. Geniş bir bagaj. Güzel donanımlar. Arka park sensörleri, ön park sensörleri, geri görüş kameralarıyla birlikte demiştim. Şimdi Ahmet ben arka koltukları kaldırayım. Şu şekilde. Koltuklar tuşta kalkmıyor arkadaşlar ama tuşta yatabiliyor. Koltuklar yine başlangıç versiyon bir araç olmasına rağmen orta bölümler kumaş. Hatta Ahmet istersen ben öteki tarafa geçeyim. Evet, bu tarafı da kaldıralım.
Orta bölümler kumaş, oturduğumuz yerler. Ancak kenarlarımız ise deri olarak geçiyor. Yine bu orta bölüm deri. Arkada da kol dayamamız var. Çit bardak koyma yerimiz. Bir de buradaki bölümü aşağı indirdiğimiz zaman da buradan da bagaja erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani yine söylüyorum, donanımlar arka tarafta çok güzel. Şaft tüneli neredeyse yok. Çok güzel. Yani ortaya oturanlar, arkada oturanlar özellikle çok iyi bilirler. Buradaki bir şaft tüneli çok yüksek olduğu zaman ortaya oturmak çok sıkıntılı oluyor. Ama bunda neredeyse bir şaft tüneli yok. Burada bir tane Ahmet 12 voltluk çakmaklık çıkışı yer alıyor. Ve arka tarafta da havalandırma menfezlerimiz var. Bunların ayar tuşları yok. Ortadan sürücü tarafından ayarladığınız bölümden direkt ayarladığınız ısı veya soğuk buradan geliyor. Koltukların arkası deri. Şöyle göstereyim. Bir de burada malzeme koyma yerlerimiz var. Arka tarafın diz mesafesi zaten çok başarılı. Hiç söylenecek bir şey yok burada. Baş mesafesi yönünden de herhangi bir sıkıntınız yok. Arkada menfezlerimiz, şaft tünelinin olmaması, arkada oturanlar için kol dayamanın olması. Yani arka taraftaki yaşam alanı gerçekten güzel. Hava yastığını görüyorum buralarda, airbag yazıyor. 6 tane tam boy hava yastığı var arkadaşlar. Arka tarafla ilgili başka da söyleyebileceğim çok fazla bir detay yok. Evet, şimdi istersen Ahmet ön taraftan yine devam edelim. Şimdi koltuğundan bahsediyorum arkadaşlar, sürücü koltuğundan. Sürücü koltuğunda gördüğünüz gibi şurada bir bölüm var. Bunu aldığımız zaman baldır desteğini açıyoruz. Baldır desteğimiz ise elektrikli. Burada da bir tane elektrikli bel yastığımız var. Yani bu iki özellik gerçekten de konfor olaraktan çok rahat ettiriyor ki koltuklar zaten Almanya Sırsal Enstitüsü tarafından onaylanmış ortopedik koltukta. Yan taraftan Ahmet kapıdan devam ederim. Kapıda 4 cam otomatiğimizi görüyoruz. Arka cam çocuk kilidimizi görüyoruz. Elektrikli ısıtmalı yan aynalarımızın kontrollerini. Bir de arkadaşlar şöyle ben çalıştırayım aracı isterseniz. Araçta da elektrikli katlanabilir yan aynalar. Yine başlangıç versiyonundan itibaren bizi karşılıyor. Evet, biraz önceki diz mesafesini koltuğu görüyorsunuz. Şu anda kendi boyuma göre ayarlı ki yani arka taraftaki diz mesafesi gerçekten çok rahattı. Çok geniş bir araba, ferah bir araba bu arada. Bir de diğer markalardan ziyade Opel için, Grandland için şunu söyleyebilirim. Şu camın büyüklüğü, şu ferahlık çok rahat ettiriyor sizi. Yani başka bazı modellerde böyle sürücüye çok fazla odaklı geliyor. Rahat bir araba formundan ziyade şıklığa önem veriliyor. Ama bu arabada bu ferahlığı çok net görebiliyoruz. Burada otomatik yanan farlarımız var. Ön sis farımız, arka sis farı tuşlarımız, farların yükseklik alçaklık ayarı ve bir de içerinin ışığını yükseltip alçaltma tuşumuz burada yer alıyor. Uzun far asistanı demiştim. Şurada A tuşu var arkadaşlar. A tuşunu görüyorsunuzdur sinyal kolunda. Bu A tuşuna gece bastığınız zaman otomatik devreye giriyor. Karşıdan bir araba geldiği zaman ise farlar otomatik kısaya düşecektir. Direksiyon üzerinde burada bir memory tuşumuz var. Şu özellikle birlikte çalışıyor. Trafik LFA okuyucuyla birlikte çalışıyor. LFA'da yolda giderken 80, 100, 120 gördüğü zaman siz hız sabitleyiciyken otomatik o tuşa basaraktan hız sabitleyicisini ayarlayabiliyoruz. Tabi hız sabitleyicimiz var. Şöyle göstereyim. Bir de hız sınırlayıcımız var. Onlar yine direksiyonumuzun sol bölümünde yer alıyor. Deri bir direksiyonumuz var. Direksiyon üzerinden müzik kontroller. Direksiyonda tabii ki yükselip alçalma özelliğimiz. Bu da analog bir kadran var. Buradan yine yol bilgisayarı, yakıt verileri gibi hepsini buradan görebiliyoruz. Ve renkli bir ekran buradaki 3.5 inç renkli ekranına geçiyor. Buralar zaten yumuşak malzemeler. Ortadaki ekrana geldiğimiz zaman ise Edition paketlerimize 7 inçlik bir ekran geliyor. Ama tabii bu araçlarımıza da nedir? CarPlay, Android Auto zaten standartından şöyle göstereyim geliyor. Bu özellik sayesinde artık navigasyona hiç ihtiyacınız yok. Telefonu araca bağladığımız zaman artık CarPlay ve Android Auto sayesinde navigasyon kullanabiliyoruz. Aşağı indiğim zaman çift bölgeli, sol tarafı soğuk sıcak kendimiz ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafı da, yani sol taraftaki ben üşüyorum derse sıcağı, sağ taraftaki ben çok terledim derse de soğuğu alabiliyor. Yani iki tane klima var gibi düşünebilirsiniz. Çift bölgeli iklimlendirmeli klima var çünkü araçta. Oto tuşuna bastığım zaman da eğer ki dışarıdan karbondioksit oranı yüksekse otomatik iç döngüyü alıyor. Eğer hava koşulları düzgünse iç döngüden devam ediyor. Koltuklarımız yine yarı deri bu tarafta. Vitesimiz 8 deri. Şu şekilde analog bir şanzımanımız var. Burada ESP savrulma önleyicimiz, lastik basın sensörümüz, şerit ihlali uyarı sistemimiz, start stop durduğumuz zaman motorun otomatik stop etmesi, park sensörünü kapatıp açma. Şurada bir tane kapaklı gözümüz var. Kapaklı gözümüzü açtığımız zaman da içerisinde ne var? Bir tane 12 voltluk çakmaklık çıkışımız ve yanında da USB girişimiz yer alıyor. Evet. Şimdi aracımızı tekrardan P'ye alalım. Hoş, R'ye alalım. Bir de kamera göstereyim ben size. Şu şekilde arkadaşlar bir geri görüş kamerası var aracımızda. Tekrardan vitesin arkasına geliyorum. Burada bir elektronik el frenimiz var. Bu el fren sayesinde siz artık el frenini komple sizden
yükünü kaldırmış oluyorlar. Çünkü kendisi çekiyor. VD'yi alıp hafif gaz verdiği zaman da el freni kendisi indiriyor. Ama ben illa kendim indireceğim dersiniz. Üzerine bastım, indirdim, tekrar çektim. Elektronik el freni bulunuyor. Burada iki tane bardaklık girişimiz. Bunu çıkartabiliyorsunuz. Daha geniş bir yer lazımsa. Lazım değil derseniz de bu bardaklığı kullanabilirsiniz. Burada bir tane kol dayamamız var. Kol dayamalarımızda yükselip alçalma bulunmuyor. Zaten gerek de yok. Çünkü tam standartına çok güzel denk geliyor. Tabii ne var? Kol dayamamızın altında ise yine geniş, güzel bir gözümüz var. Şimdilik Edition'dan size bahsedebileceklerim bu kadar. İsterseniz artık bir üst donanım olan Elegance'a geçelim. Bu arada geçmeden önce de size de şöyle bir anahtarını göstereyim. Kapıları kilitleme, sadece bagajı açma, tüm kapıları açma. Şöyle Sustol'da bir Edition'ın bir anahtarı vardı. Şimdi isterseniz de bir üst paket olan artık hangisine geçelim? Elegance'a geçelim. Evet arkadaşlar, Edition'ı anlattım. Şimdi Elegance'a geçiyoruz. Bir üst pakete. Bunu da tane tane anlatmayacağım. Ondaki özelliklerin hemen hemen hepsi var zaten. Mesela orada 17 jant vardı. Burada ise 18 jant geliyor. Yani tane tane anlatmayacağım size. Tekrar üzerinden geçmeyeceğim. Aradaki farklılıklardan değineceğim size. Şimdi aracımızda ne var derseniz, anahtarsız giriş Elegance paketiyle itibariyle geliyor. Anahtarımız şu şekilde yer alıyor. Eğer ki anahtarımız bozulursa şuradaki mandalı çekiyoruz. Kapının yanına gidip yaptığımız zaman da kapıları bununla birlikte açabiliyoruz. Yani elegansımızda anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma Edition'da değil, elegans itibariyle başlıyor. Yine önden aynı beyaz led farlarımız, ön park sensörlerimiz hepsi aynı. Ama artık ne oldu? Aynalarımız siyah oldu. Tavanımız siyah geldi. Zaten cam tavan olduğu için zaten siyah oluyor. Ama şuralarımız siyah ve şu direkten itibaren de artık siyah tavan geliyor. Ve arkada gördüğünüz gibi de köpek balığı yüzgeci bir antenimiz var. Ahmet, yan taraftan baktığımız zaman ne farklılıklar var? Jantlar 17 idi. Burada ise çift renk olan siyah ve grili olan 18 jantlar geliyor. Yani oradaki jantlardan değil buraya geçtik. 18 janta geçtik. Cam tavanı söyledik. Siyah tavanı söyledik. Köpek balığı yüzgeci anteni geldi. Bu köpek balığı yüzgeci antenin olmasının bir sebebi de arkadaşlar, araçta çünkü 8 inçlik bir ekran var. Diğerinde 7 idi. Burada ise 8 inç var. Ve navigasyon özelliği geliyor. Bir de bu aracımızda ne var tabii ki? Elektrikli bagaj var. Anahtar yanımızdayken şu şekilde ayağımızı gösterdiğimizde bagajımız kendisi açılacaktır. Elektrikli bagaj da elegans itibariyle geliyor. Burada iki tane tuş var. Bagajı şöyle basalım. Yeşile bastım. Buradan basıp aracın bagajını kapatabiliyorsunuz. Ya da buraya devreye alıp yine ayağımızı gösterdiğimizde hem bagajını kapatacak hem de ne yapacak? Arabayı kilitleyecek. Hatta beraber izleyelim şimdi. Kapattı. Aynalarımızı da katladı. Elektrikli bagaj ve bagajdan da arabayı komple kitleme. Bu araçla birlikte geliyor. Tabi sadece ayak değil, şuradaki tuşa basaraktan da bagaj açabiliyorsunuz. Veya kumandada bulunan bagaj açma tuşunu uzun süre bastığımız zaman da yine bagajımız açılacaktır. Peki anahtardan bagaj kapanıyor mu? Birlikte deneyelim. Uzun süre basıyoruz. Kapandı arkadaşlar. Bu arada küçük de bir not vereyim size. Şimdi bagajı açtım. Elektrikli bagajı tekrar kumandadan. Benim garajım var ve maksimum bu kadar yükseklik istiyorum. Daha fazla açıldığı zaman bagajım tavanı vuruyor çünkü. Şuradaki tuşa uzun süre bastığımız zaman dıt diye bir ses geliyor. Şimdi bagajı bakın tekrar kapatıyorum. Çünkü garajımın tavan yüksekliği bagajın açılmasını kurtarmıyor. Bagajımı çizebilirim. Ama şimdi bakın yine kumandadan açıyorum bagajımı. Biraz önceki ayarlamış olduğum yükseklikte kaldı. Daha fazla gitmedi. Bunu iptal etmek için de yine uzun süre tuşa basıyorum. Uzun bir dıt sesimiz geldi. Artık bagajımız komple biraz önce kadar açılacaktır. Hatta onu da biz şöyle giderken de bagajı ben tekrar açayım. Bakın bagaj bu sefer daha da yükseğe açıldı. Biraz önce şurada kalmıştı. Şimdi yukarı kadar açıldı. Bunu isterseniz daha alçakta da hafızaya alabiliyorsunuz. Elektrikli bagajdan bu kadar bahsettiğimiz yeter sanırım. Güzel bir özellik. Şimdi kapatalım. Ahmet, arka tarafından bakalım. Yine aynı şekilde yarı deri koltuklarımız var. Arka tarafta 12 voltluk yine çakmak çıkışımız var. Ama tabii arkadakiler için ekstra bir de ne geldi? USB çıkışı geldi. Arkadakileri de artık elegans itibariyle düşünmeye başlıyoruz. Kol dayamamız zaten vardı. Ekstra bir de USB çıkışımız geldi. Cam tavanı Ahmet, istersen bir de içeriden göster cam tavanı. Ben de bu arada direksiyona geçeyim. Direksiyona geçtim. Cam tavanı gösterdik elegansta. Şimdi içerisinden bakıyoruz. Yine hız sabitleyicimiz, hız sınırlayıcımız hepsi var. Ama artık ortadaki ekrana geçtiğimiz zaman biraz önce 7 inçlik bir ekranımız vardı. Burada ise bizi 8 inçlik bir tane renkli ekran karşılıyor. Ve tabii araçta şunu okey diyelim.
araçta navigasyon başlıyor arkadaşlar. Bu navigasyonda da bazı ayarlar var. O ayarları yaptıktan sonra canlı trafiğe geçebiliyorsunuz. Yani İstanbul'dasınız, İzmir'desiniz. Trafikte herhangi bir değişiklik olduğu zaman da GPS ve internet kullanaraktan size canlı trafikte de yardımcı olabiliyor. Ne demiştik? 8 inç renkli ekran, navigasyon, cam tavan, elektrikli bagaj, anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma. Bunların hepsi elegans paketimizle birlikte geliyor. Size bugün elegans paketimizden bahsettim. Edition paketimizden bahsettim. Bu iki modelimizde arkadaşlar bazı donanımlar da var stoklarımızda. İlgilenen arkadaşlarımız da mutlaka bizimle irtibata da geçebilirler. Yani 18 jantlar, siyah renkli tavan ve yayan aynalar, cam tavan, anahtarsız giriş çalıştırma, navigasyon, navigasyon sesli komut. Bir de söylemeyi unuttuğum ne var derseniz alışımlı spor pedallar var arkadaşlar. Elegans'la birlikte beraber başlıyor. Bu aracımız inci beyaz renginde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yanındaki aracımız ise kuvars gri. Size bugün Grandland'lardan bahsettim. Edition ve Elegance'ın arasındaki farklılıklardan, donanımlardan bahsettim sizlere. Bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar. Fiyatları hiç değinmedin diyeceksinizdir. Fiyatları Opel.com.tr'den de görebilirsiniz ama ben yine yan tarafa da yazıyorum. Buradaki fiyatlardan ziyade güzel indirimler yapabiliyorum. Mutlaka bizimle irtibata geçin ki güzel fiyatlardan siz de yararlanın. Ödeme muafiyeti soranlarımız olacaktır. Arkadaşlar maalesef Grandland'lar ödeme muafiyet hiçbir şekilde verilemiyor. Keşke verilebilseydi, biz de çok isterdik. Ama bu 450 bin lira sınırdan dolayı artık, yani Grandland'lar olsun. Hatta şöyle yanımızda göstereyim. Mokka'larım var burada. Bakın, Mokka araçlarımız ödeme muafiyeti verilemiyor. Bari Mokka verilebilseydi keşke, çok güzel olurdu. Grandland alamıyorsak çoktan Mokka almış olurduk. Ama maalesef inşallah bu sınır biraz daha yükselir ve biz de ÖTV muafiyetli müşterilerimize Grandland olsun, Mokka olsun bu araçlarımızdan da yardımcı olmak isteriz. Bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.